Kızım nasılsın? Çocukların yanında olduğumdan çok mutluyum. Bu işi severek yapıyorum. Bu iş için bende matematik aşkı vardır. Diyelim 4.000 çocuğa matematik anlatabilirim. Ben sadece öğretmen değilim. Gerekli sizin abinizin, babanızın. Mutlu olduğunu, gözlerindeki ışıltının parladığını görmüşseniz en büyük mutluluk budur sizler için. Benim çocuğumdur onlar. Ben çok şanslıyım çünkü ben çok çocuğa sahibim. Bunların bir dertleri benim derdimdir. Bir acıları benim acılarımdır. Bir mutlulukta ben varım, hüzünde ben varım, her yerde ben varım. Aylinsa kızım nasılsın? Teşekkür ederim. Durumun nasıl? İyi, sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de sizi çok özledim. Ben de sizi çok seviyorum kızım. İnşallah tez zamanda kavuşacağız. Ben matematik öğretmeni Yasin Tan. Doğma büyüme Sirtliyim. İlkokulumu, ortaokulu ve liseyi Sirt'te tamamladım. Üniversite eğitimimi Var 100. Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmeni olarak yaptım. Atandıktan sonra ilk görev yerim Eruh oldu. Ben daha önce Eruh'u hiç görmemiştim. Kısmet atanmayla beraber Eruh'u da tanımış oldum. Burada 6 yıl görev yaptıktan sonra Sirt Merkez Salih Umurtak Ortaokulu'na tayin hakkı olarak tercih yaptım. Sonra ben tercih yaptıktan sonra şöyle düşündüm. İlçe genelinde ben çevreye baktığımda ilçenin kısıtlamaları ile göre daha çok. Yani bir çocuk il merkezinde belki kitap olsun, her türlü kaynağa kısa bir sürede ulaşabilir. İlçede kalan, bir köyde kalan bir öğrencimiz hemen o imkanlara ulaşmayabilir. Bunun sürecinde kadrom bulunduğu Salih Umurtak Ortaokulu'na dilekçe vererek buraya görevlendirmeyle gelmek istedim. Eruh'a görevlendirmeyle geldim. Bu ikinci yıl görevlendirmem. 2 yıldır burada görevlendirmeyle çalışıyorum. Çocuklar için bu pandemi sürecinde daha fazla ne yapabilirim? Daha fazla nasıl bir katkı sağlayabilirim? Çocukları kendi evindeymiş, kendi okulundaymış, kendi sınıfındaymış gibi kendi arkadaşlarıyla birlikte, kendi yaşlarıyla birlikte nasıl derse katkıda bulundurabilirim diye düşündüm. Çocuklara elimden geldiği sürece okul olarak, öğretmenler olarak kaynaklar verdik, kitaplar verdik. Her türlü test yardımında bulunduk. Ama biz şöyle bir şey düşündüm. Test yardımında bulunuyoruz, kitap yardımında bulunuyoruz. Eğer çocuğun konu anlatımı eksikse ya da soru çözümü eksikse veya anlamadığı bir soruyu eğer çözümünü yapamazsa o zaman eksik öğrenmiş olur düşüncesiyle. Burada görmüş olduğunuz bir tahta kaşık var. Sonra bir sobamız var. Bunları birleştirerek bir düzenek yapmaya karar verdim. Bu düzenekle birlikte öğrencinin kendisini sınıftaymış gibi, kendi arkadaşının yanındaymış gibi ya da kendi okulundaymış gibi kalem kağıdını evde hazırlayarak soru çözümüne öyle bir odaklansın ki hemen benim yayınım, benim dersim gelsin ki ben Yasin Hoca ile birlikte matematik dersine katılayım. Bu şekilde bir düzenek hazırladım. EBA üzerinde, Zoom üzerinde anlatmış olduğumuz derslerde düzeneği hazırladıktan sonra masama kağıtlarımı, çalışmalarımı, notlarımı bıraktım. Konu çocuklar derse katıldıktan sonra konu anlatımı yaptım. Çocuklar dedi ki hocam biz daha fazlasını istiyoruz. Ben de dedim ki o zaman ben bütün boş zamanlarımı sizler için harcayacağım. Düzeneğim hazır. Sizin de kalem kağıdınız hazırsa o zaman haydi derse dedim. Dersi bu şekilde anlatmaya devam ettik. Çocuklardan çok güzel dönütler de aldık. Hocam şu konuyu biraz daha da anlatın. Hocam daha çok şu konu olsun. Ben şu konuyu anladım ama şu konuda biraz eksiğim var. O da olur mu? Baş göz üstüne dedik. Aynı öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda eksik oldukları ya da çözemedikleri soruları hazırlayarak önüme koydum ve düzenekle birlikte çocuk kendi sınıfındaymış gibi katılarak da hem öğrenerek hem evdeki o sıkıntılı o durumu da atlatarak dersimize katılmış oldum. Çocuk yanında olduğumdan çok mutluyum. Bu işi severek yapıyorum. Bu iş için bende matematik aşkı vardır. 24.000 çocuğa matematik anlatabilirim. Hiç yani matematik için gece gündüz çalışabilirim. Ben bu işi seviyorum. Siz sevdiğiniz bir işi yaparsanız emin olun hiçbir zaman yorulmazsınız. Ben sadece öğretmen değilim. Onlara da söylüyorum. Ben gerekli sizin abinizim, babanızım. Çocuklar bir yerden geçince, şimdi diyelim ki sokaktan geziyorsunuz, çarşıdan geziyorsunuz. Bir çocuğun size el sallamasından daha mutlu bir şey bulamazsınız. Bu demek oluyor ki siz o çocuğun kalbine dokunmuşsunuzdur. Eğitimde de amaç budur, bir çocuğa dokunabilmek. Şöyle bir durum da oldu. Geçenlerde bir öğrencimiz öğretmenler gününde yolda görünce koştu yanıma, hocam dedi. Öğrenciler gününde size bir şey alamadım ama nar verebilirim dedi. Bir tane nar verdi. Küçük bir çocuğu, bir öğrencimiz, bir kardeşimiz. Çocuk hocam bir şey alamadım ama size narı getirdim. Ama emin olun o çocuk bana dünyaları vermişti ama onun haberi yok. Düşünün yemesi gereken bir nar olabilir, bir elma olabilir, ekmek parça olabilir. Ne yapmıştır? Gelip gönülden vermiştir. Hocam ben şunu
ismini alamadım ama ben size bir tane bahçeden bir nar koparıp getirdim. Emin olun o çocuk size dünyaları vermişti. Çocuk daha farkına varmamıştı. Bir öğrencinizin mutlu olduğunu, gözlerindeki ışıltının parladığını görmüşseniz en büyük mutluluk budur sizler için. Benim çocuğumdur onlar. Benim bir tane kızım var ama hepsi benim çocuğum. Ben çok şanslıyım çünkü ben çok çocuğa sahibim. Bunların bir dertleri benim derdimdir. Bir acıları benim acılarımdır. Bir mutlulukta ben varım, hüzünde ben varım, her yerde ben varım. Hoca bu herif de bayağı emin geçin bir hocalarımızdan biridir. Kendisini tanıdığım süre içerisinde gayet çocuklara yani elinden geldiği kadar yardımcı olan bir öğretmen arkadaşımız. Şahsen ben kendi yardımlarını çok gördüm. Çocuklarım şu an bir tanesi 8. sınıf, bir tanesi de 5. sınıf onun öğrencisi. Bu LGS sınavında bayağı bir desteği var. Bir de canlı dersler yapıyor, ödüllü sorular, morular gibi şeyler çocukları teşvik ediyor çalışmaya. Bu pandemi sürecince çocuğumuz matematik dersi olarak Yasin Hoca'nın desteği çok var bunda. Bilmediği sorular olursun, şeyler olsun. Her zaman ulaşabiliyoruz 24 saat içinde. Dönüş yapabiliyor hocamız sağ olsun. Gereken tüm yardım ve destekleri gösteriyorlar sağ olsunlar. Öğretmen kutsaldır ana gibi. Öğretmen kutsaldır baba gibi. Öpülesi elleri var. Şirin tatlı dilleri var. Öğretmen öğretir. Öğretmen öğretir.